Değerli arkadaşlar, sevgili Hoser TV izleyicileri, bu videonun konusu sosyalizm ve milliyetçilik. Bundan önceki iki videomda Marksizm ve milliyetçiliği işlemiştim. Orada Marksizmi eleştirirken yer yer ben de bir sosyalistim demiştim. Bunun üzerine videoyu izleyen bazı arkadaşlar, ya burada bir çelişki yok mu? Sen hem Marksizmi eleştiriyorsun hem de aynı zamanda bir sosyalistim diyorsun. Bu bir çelişki değil mi diye sordular. Tabii ki çelişki değil. Sosyalizm sadece Marksist çizgiden ibaret değil. Başka sosyalist çizgiler de var. Bu videoda ben kendi sosyalist anlayışımı, özgürlükçü sosyalizm diye tabir ettiğim anlayışımı yalnızca milliyetçilik bakımından ele alacağım. Çünkü yani bütün bir ideolojik sistematiği, paradigmayı bu bir videoda sergilemek mümkün değil. Zaten benim konumda milliyetçilik konusu olduğu için esas olarak milliyetçilik bakımından sosyalizmi ele alacağım. Ona geçmeden önce bugün bir yoldaşımın katledilmesinin ölüm yıl dönümü. Metin Gök, Kala Siyasi Hareketi'nin önde gelen kadrolarındaydı. Öncü kadrolarındandı. Bugün Metin Gök'ün katledilmesinin 42. yıl dönümü. Bu vesileyle Metin Gök'ü de anmak istiyorum. Metin Gök, Kaba Siyasi Hareketi içinde meydana gelen bazı cinayetlerdeki gibi özel olarak MİT ve kontrgerilla tarafından hedef alınarak imha edilen, katledilen bir öncü kadromuzdu. Metin 1918 Ocağı'nda Adana'da bir kahvede taraftarların sorularını yanıtlarken, o zaman hareket içinde bir bölünme baş gösteriyordu. Bir takım onların taraftarlar etrafında toplanmış sorularını yanıtlarken bir kahve baskını yapılıyor ve bu kahve baskınında hareketimizin içine sızdırılmış bir ajan doğrudan doğruya Metin'in kafasına sıkarak orada katlediyor. Şimdi hani ben ajan dediğim için bazı izleyenler diyebilirler ki ya işte bunlar harcı alem ifadeler, yani katil zaten katildir, bir de sen ajan diyorsun. Fakat öyle değil. Yani onu çok geniş anlatmama gerek yok. Şunu söyleyebilirim. Bu katilin ajan olduğu şuradan da ispatlandı. 1981'de Adana'da hareketimizin taraftarlarına operasyon yapıldığında taraftarlar bu katilin ismini, adresini, yerini özellikle verdiler. Amaçları onu, yani şeyleri şuydu: biz dışarıda hesabını görmedik, cezaevine çekeriz, orada hesabını görürüz hesabıyla özellikle verdiler. Fakat MİT ve polis onlara o bizim adamımız, biz onu ne yaparsanız yapın getirmeyiz gibi bir cevap veriyorlar kendilerine. Sonra onunla da kalmadı. Yani Metin Gök'ün ailesi avukat tuttu. Avukat rahmetli Hasan Kaplan özel olarak mahkemede Metin Gök cinayetinin üzerinde çok durdu. İşte
Metin Gök'ün katilinin belli olduğunu, sanıkların veya tanıkların onu teşhis ettiğini, bu yüzden mahkemeye çağrılması gerektiğini söylediği halde defalarca. Mahkeme buna hiç tınmadı, hiç bu şahıs hakkında bir girişimde bulunmadı. En son junta gitmek üzereyken 1984'te bir şey icabı şahsı mahkemeye çıkarıp beraat ettirdiler ve evine gönderdiler. Şimdi yani o da şahsın, şimdi öyle bir dönemdi ki yani 12 Eylül döneminde hani bir sürü faşistler, yani devlet hesabına cinayet işleyen faşistler de yargılandı. Yani siyasi parti liderleri yargılandı. Aynı şekilde devletin şu veya bu şekilde kontrolü altında olan mafya örgütleri, şahısları yargılandı, ceza aldılar. Fakat bu şahıs bu şekilde beraat ederek çıktı. Bunu tabii Metin'i anmak vesilesiyle bunu anlatırken bir de hani yeni izleyen gençler aynı zamanda şunu da bilmelerini isterim. Yani bir tecrübe olarak aktarmak isterim. Maalesef Metin öldürüldükten sonra hareketimiz içindeki o iç çekişme ve rekabetten dolayı bir takım kesimler mafyatik rekabet anlayışıyla Metin'e gereğince sahip çıkmadılar. Hatta işte bu karşılıklı mukabele içinde olmuş bir olay üzücüdür. Fakat keşke olmasaydı gibi böyle cinayeti bir yerde de maruz gösteren bir takım tutum ve davranışlara da girdiler. Bunu da bir dönemin Türk siyasi hareketi içine ya da o dönemki sosyalist hareket içine sızmış mafyatik anlayışı, kültürü teşhir etmek bakımından bunu da özellikle vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Metin Gök yoldaş Dersimli bir yoldaşımızdı. Onu yaşadığımız boyunca mücadelemizde yaşatacağız. Onun ideallerini mücadelemizde yaşatacağız. Şimdilik bu kadarla Metin'i anmış olayım. Aslında ben şey yapmak istiyordum. Yani Metin ve belirli bazı yoldaşlarımı bu program vesilesiyle ekranlarda daha geniş biçimde anlatmak ve anmak istiyorum. Fakat Türkiye'deki koşullardan dolayı aile fertleri katılmanların kendileri için bir takım sakıncalar doğuracağını ifade ettiler. Öyle olunca da böyle hani tek başına kalınca da bu şekilde anarak geçmiş oluyorum. Tekrar nur içinde yatsın. Milli Kurtuluş mücadelemizde Metin yoldaşı da yaşatacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi konuma, esas videomun konusuna geçeyim. Dedim ki ben bir özgürlükçü sosyalizmi savunuyorum. Özgürlükçü sosyalizm deyince şimdi tabii hani şöyle bir moda var. İşte her şeyin önüne özgürlük, demokrasi, demokratik vesaire gibi kavramlar getirilerek işte aslında hiç de demokratik, hiç de özgürlükçü olmayan bazı şeyler özgürlükçüymüş gibi gösterilir. Benimki öyle o değil ve öyle olmayacağını zaten siz kendiniz anlattığımda göreceksiniz. Bu bakımdan önce bir böyle bir sınır çizmek istiyorum. Yani sosyalizm tabii insanlık tarihi boyunca diyebilirim ki var olan bir ideoloji, bir siyasal akım. Orta çağda da var, ilk çağlarda da bazı mitolojilerde, dinlerde bunu görmek mümkündür. İdeolojik olarak veya siyasal tavır olarak. Fakat
yeni çağda, uluslaşma ve evrenselleşme çağında da elbette sosyalizm, hatta yani sosyalistler uluslaşma ve evrenselleşmede önemli roller oynamışlardır. İdeolojik olarak geçen videolarımda da örnek olarak gösterdim. İşte Thomas More falan bunlardan biri. Ünlü Ütopya kitabının yazarı. Adeta sosyalist bir devleti tarif etmektedir uluslaşmayı. O zamanki ulus devleti tarif ederken. Fakat tabii aydınlanma filozoflarından çok çeşitli, burada onları şey yapmayacağım. İşte ütopik sosyalistler de denen, hani Marksizme gelinceye kadar pek çok sosyalist akım bu yeni çağda ortaya çıkmıştır. Marksizm de bu akımlardan biri. Şimdi Marksizm sosyalist hareket içinde totaliter çizgiye sahip bir akımdır. Marksizmi ben geçen iki videomda anlattığım için burada tabii ki anlatmayacağım, ama kendi anlayışımı Marksizmden ayırırken bunu ifade etmek istiyorum. Onun neden öyle tanımladığını biraz sonra yine de bir kısaca değineceğim. Bunun dışında bir takım anarşizan ya da anarşist akımlar var. Komünist anarşist akımlar. Bunların da totaliter olduğunu söyleyebilirim. Bir de hani şeyle karıştırılıyor. Bu, böyle bir soru da bana geldi. Yani sosyal demokrat falan. Şimdi sosyal demokrasi, Avrupa'daki sosyal demokrat partiler veya sosyalist parti de diyorlar. Mesela burada İsviçre'de sosyal demokrat parti kendisine sosyalist parti der. Bu partiler geleneksel olarak sosyalist bir hareketten, sosyalist bir siyasal çizgiden gelmektedirler. Ama zaman içinde düzene, deyim yerindeyse, entegre olmuşlardır ve esas olarak sermaye düzenine karşı değil de sermaye düzenini belli ölçüde sosyalleştirme ya da daha doğrusu bir takım sosyal hakları buna ekleyerek böyle bir programları var. Dolayısıyla benim sosyal demokrat çizgiden de farklı bir yaklaşımım var. Yani ben sermayenin düzenini ya da sermayenin ihtiyaçlarını esas alan bir sosyalist anlayışım yoktur. Toplumun, onun yerine toplumun ihtiyaçlarını esas alan bir sosyalist anlayışım vardır. Onu da biraz sonra açacağım. Kendi şeyimi tarif etmem gerekirse, şöyle hani bir özet vermem gerekirse anlamanız bakımından, ben tarih felsefesi bakımından totaliter olmayan, özgürlükçü olan bir tarih felsefesine sahibim. Ulus içinde sınıf çatışmalarına, sınıfsal çatışmalara ve iç çatışmalara, iç savaşa yer vermeyen ve buna inanmayan böyle bir sosyalizm anlayışım yok. Onu da açıklayacağım size. Siyasal rejim bakımından da temsili demokrasiyi esas alan bir yaklaşımım var. Yani ulus devleti bir hukuksal sözleşme olarak alıyorum ve o şekilde o hukuksal sözleşmeyi esas alıyorum. Komini hukuksal olarak birleşme ve hukuksal zeminde bir eşitliği esas alan bir yaklaşımım var. Demin söylediğim gibi de sermayenin değil toplumun ihtiyaçlarını esas alan bir yaklaşımım var. Şimdi demin söylediğim sosyalist hareketleri, yani Marksizm dahil olmak üzere, anlayışı bir tanesi şuradan kaynaklanmaktadır. Mevcut içinde bulunduğumuz uygarlığı, yani bu mevcut içinde bulunduğumuz uygarlık
uluslaşma ve evrenselleşme uygarlığı olarak ben ele alıyorum ve 15. 16. yüzyıllardan itibaren başlayan ve günümüze kadar gelen ve devam eden bir uygarlıktır. Uluslaşma, ulus-devletleşme uygarlığı da diyebiliriz buna. Fakat bu demin söylediğim totaliter sosyalist çizgiler bu uygarlığı reddetmektedirler. Bunun eski bir uygarlık olduğunu söylemektedirler ve yeni bir uygarlık, yeni bir insan, yeni bir toplum, yeni bir toplumsal tarihsel döneme geçiş ve onu getirme, iradi olarak onu getirme gibi bir yaklaşımları var. Böyle olunca da dolayısıyla bu totaliter hareketlerin bir karakteridir. Yani totaliter hareketler üzerinde inceleme yapmış olan entelektüellerin, akademisyenlerin ortaya çıkardığı bir sonuç. Genelde totaliter hareketleri bir böyle yeni bir toplum, yeni bir uygarlık ve toplumu iradi olarak, zoraki olarak yeni bir insan yaratma, bir ideolojik formasyon altında yeni bir insan yaratma ve bunu bütün bir topluma yayıp sonuçta azınlık da olsa ona karşı çıkan herkesi dışlama, cezalandırma, gerektiğinde ölümle tasfiye etme, ortadan kaldırma gibi bir yaklaşımları vardır. Bu yaklaşım da esas olarak şeyden kaynaklanmaktadır. Esas olarak pardon, esas olarak bu yaklaşım da pardon. Bu yaklaşımda esas olarak yeni bir toplum yaratma, yeni bir uygarlık yaratma iddialarından kaynaklanıyor. Benim tabii böyle bir yaklaşımım yok. Ben mevcut uygarlığın evrimsel olarak İnsanlık tarihi içinde evrimsel olarak gelişen bir uygarlık olduğunu ve içinde bulunduğumuz uygarlığın tam da sosyalist rejimin, sosyalizmin kurulmasına, sosyalist rejimin kurulmasına elverişli bir uygarlık olduğunu ve bize sosyalizmi kurma bakımından imkanlar tanıyan bir rejim olduğunu, bir uygarlık olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla zaten uluslaşmanın sloganı eşitlik, özgürlük ve kardeşlikti. Bu anlamda da biz bu uygarlık bize sosyalizmi kurma imkanı tanımaktadır. Dolayısıyla bizim böyle iradi olarak yeni bir uygarlık kurma, yeni bir toplum kurma, yeni bir insan yaratma, iradi olarak yaratmadan ziyade evrimsel ölçekteki gelişmelere uygun bir şekilde adım atmanın daha doğru bir tutum olduğunu söylüyorum. İkinci olarak bu işte mesela Marksizm başta olmak üzere bir iç savaşla mesela daha çok işte proletaryaya dayanarak derler ama bu daha çok Proletarya adına hareket eden bir parti olur. Bu partinin görevi peyderpey diğer sınıf ve tabakaları tasfiye etme, ortadan kaldırma ve yeni bir toplum yaratma gibi bir projesi, bir paradigması vardır. Bu da tabii benim kabul ettiğim bir sosyalizm anlayışı değildir. Doğru bir sosyalist anlayış da değildir. Zaten bu anlayış belli ölçüde bir uygulama da bulmuş ve yıkılmıştır. Yani hayatta bulamamıştır. Bir proletarya partisi ya da proletaryanın böyle bir ideolojisinin olduğuna, bir toplumu tarihsel, toplumsal olarak dönüştürdüğüne dair bir ideolojisi olduğuna dair iddia kurgusal bir şeydir. Yani hiçbir tarihsel gerçekliği olmadığı gibi epistemolojik olarak da ispatlanabilecek bir şey değildir. Gerçek ise şöyledir, yani toplumun nasıl yönetileceği ve toplumda paylaşımın nasıl
olacağı konuları esas olarak evrensel ölçekteki fikirlerden gelen konulardır. Ama çok özgür olarak hani Hegel'in Volksgeist dediği yerel olarak yani herhangi bir ulusal zeminde, o ulusal komünde, ulusal devlet zemininde hayat bulan bir durumdur. Ve toplumun özgün olarak o toplumun, ulusal komünin, o ulusal devletin nasıl yönetileceği konusu herhangi bir sınıftan neşet eden fikirlerden değil, esas olarak bu ulus devlet zemininden bu mefkureden neşet edip gelen kültürden, ideolojiden, siyasal akımlardan beslenerek şekilleniyor. Sosyalistler de bu zeminde çok farklı tabakalardan, insanlardan bir araya gelerek pekala bir sosyalist ideoloji, bir sosyalist siyasal akım, bir sosyalist program, bir sosyalist parti veya sosyalist partiler şekillendirebilirler. Doğru olanı budur. Yani hani sosyalizmin, sosyalist siyasal bir partinin herhangi bir sınıfın partisi olması çok doğru, gerçekçi değildir. Onun bilinmesi lazım. Elbette sosyalistler, sosyalist fikirleri itibariyle toplumda dışlanan, altta kalan, işte emekçi dediğimiz alt sınıf ve tabakaları gözetirler. Daha çok kaynakların oraya aktarılmasını, oranın gözetilmesini şey yaptıkları için, öne aldıkları için bu kesimler tarafından daha çok desteklenmeleri, bu kesimlerden gelen politikacıların, aktivistlerin daha çok sosyalist bir partiye omuz vermelerini bekleyebilirler. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Yani sosyalist parti ille de şu veya bu tabakanın ille de şu veya bu o tabakaların kendi şeyleri vardır. Yani ideolojik, özgün ideolojik tutumları vardır. Siyasal tutumları vardır. Talepleri vardır. Fakat tabii ki sosyalist bir parti kendisini o tabakaların birebir sadece herhangi bir tabakanın talepleriyle kendisini sınırlandıracak bir parti olamaz. Sosyalist bir parti bir bütün olarak komünün tümünü yönetecek olan bir partidir. Yani herhangi bir tabakayı yönetecek bir parti değildir. O tabakayı yönetecek olan onların kendi sendikaları vardır, dernekleri vardır işte diyelim kulüpleri vardır veya işte çeşitli kurumları vardır. Bunlar duruma göre vakıf olur veya çeşitli kuruluşlar olur. Ama sosyalist bir parti bütün bir komünün ve genel olarak ulusal devletin yönetimini kendisini tabii ki ulus devletle ve komünle eşitleyerek değil ama onun yönetimine, onu biraz sonra açıklayacağım neden eşitlemenin de doğru bir tutum olmadığını. Bu eşitleme daha çok totaliter hareketlerin işidir. Dolayısıyla o anlayışın da reddedilmesi lazım. Ve işte ulus devletin yönetimine talip olur ve bütün sınıf ve tabakalardan insanların bu fikirlere, bu görüşlere, bu projeye, bu programa inanmış insanların bu partiye katılması son derece doğal bir şeydir. Şimdi tabii yani şöyle bir soru sorulabilir. Yani peki sen bir sosyalist olarak sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılmasından yana değil misin? Hani böyle proletarya işte şu bu falan derken sanki acaba öyle bir şey mi? Elbette yani bir sosyalist olarak ben sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılmasından yanayım. Ama sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılması böyle iradi olarak zora, şiddete dayanarak yapılacak bir şey değildir. Sosyalistler eşkıya değildir. Sosyalistler komüne gider.
ulusa gider, ulusun bütün nüfusuna giderler. Bu bir komindir. Ve sorarlar. Yani ona göre hareket ederler. Programlarını onlara sunarlar. Onların verdikleri tasdiye ve onaya göre hareket ederler. Ben yani şuna da inanmıyorum, onu da belirteyim. Böyle devrimsel bir şeyi doğru bulmuyorum. Devrimsel bir değişimi, dönüşümü. Esasen insanlık tarihi evrimsel, kültürel olarak evrimsel gelişme tarihidir. Devrimler dediğimiz gelişmeler istisnaidir. Bazı koşullarda olur. Ben ulus içinde böyle devrimler, şiddet, çeşitli siyasal klikleri veya rakip partileri veya çeşitli sınıf ve tabakaları zor ve şiddetle ortadan kaldırma gibi yöntemleri doğru bulmuyorum. Ve bunlar yani antidemokratik, işte demin söylediğim gibi totaliter ya da faşist olur veya işte yani demokratik olmayan şeylerdir ve toplumu gerileten, toplumun da aleyhinde olan şeylerdir, tutumlardır. Ben tabii yani şöyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. Yani hani ülkemiz sömürge bir ülkedir. Tabii ki sömürge bir ülkede işgal kuvvetlerinin her türlü araçla, yani buna zor ve şiddetle dahil olmak üzere tasfiye edilmesi, ortadan kaldırılması, ülkenin kurtarılması, kendi topraklarından işgal kuvvetlerinin kovulması bakımından her türlü aracın kullanılması meşrudur. Bu başka bir şey. Benim söylemek istediğim ülke içindeki, yani örneğin bugün Güney Kürdistan'da ben bir sosyalist parti kursam kesinlikle birinci ilkem her türlü zor ve şiddete karşı bir parti olduğumu yazarım ve herhangi bir zor ve şiddeti meşru görmem. Zor ve şiddetin meşru olabileceği tek durum, yani herhangi bir, şunu demek istiyorum, herhangi bir tarihsel gelişmeyi zor ve şiddete dayanarak sağlamanın doğru olmadığını, yoksa evrimsel gelişmeye uygun olarak adım atmak elbette, yani toplumu ilerletmek, ileriye götürmek bir bakımdan zaman içinde sınıf farklılıklarının giderek azaldığı ve yani belki de 100 yıllar sonra veya 1000 yıllar sonra sınıf farklılıklarının tümünün ortadan kalktığı bir insanlık, bir kültürel evrim aşamasına da varabilir. Ama biz oraya doğru giderken, kuşak ve kuşak oraya doğru giderken evrimsel ölçeklerde, yani evrimsel ölçeklerdeki gelişmelere uygun adımlarla bu yolu takip etmeliyiz. Yoksa öyle zor ve şiddetle değil. İkinci bir anlayışım da odur. Dediğim gibi şiddetin tek meşru olabileceği şey ulusal komünün, ulusal devletin tehlikeye düştüğü, gerek içeriden gerek dışarıdan tehlikeye düştüğü durumlarda şiddet meşru olabilir. Ulus adına, ulusun diğer güçleriyle birlikte. Onun dışında ülke içindeki siyasal ilişkilerde şiddetin kesinlikle yok edilmesi, aksine aksine sosyalistler hoşgörüyü, dostluğu, kardeşliği daha çok öne çıkarmak gibi bir görevle karşı karşıyadırlar. Böyle bir tarihsel misyonları da vardır sosyalistlerin. Yani hem kendi siyasal yapılarından, yapısal özelliklerinden bunun gelmesi gerekir. Yani meşreplerinden kaynaklanan bir şey olması gerekir. Sosyalistlerin hoşgörülü, kucaklayıcı ve dostluk duygularına sahip olması gerekir. Rakip partilere ve ilişkilerde böyle davranmaları gerekir. Bunu da geçtikten sonra bir de siyasal rejim itibariyle şey yapmak istiyorum. Siyasal rejim itibariyle demin söylediğim gibi toplumsal sözleşme de denilen bütün ulusun bireylerinin
kardeşçe, eşitçe ve özgürce bir hukuksal zeminde birleşmeleri, böyle bir komünü ben esas olarak savunuyorum. Ve bütün bu komünün işlerini yapacak uzmanlaşmış, merkezileşen bir bürokrasinin olması gerekir. Uzmanlardan oluşan ve işinin liyakatlısı olabilen, işini liyakatle yürütebilen bir bürokrasi ve bunları hem yöneten hem de kontrol eden bir temsilciler meclisi veya temsilciler meclislerinden oluşan, yani meclis veya meclisler. Bu yani merkezi meclisi yanında bir yılın yerel meclisi de olur. Sosyalistlerin anlayışı itibariyle yönetimin tabana yayılması itibariyle. Siyasal rejim itibariyle de böyle bir rejimin hem daha demokratik hem de daha kazanan, yaratan, büyüten bir rejim olduğunu düşünüyorum ve daha özgürlükçü bir rejim olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii şu var, yani daha çok da bugün yürütülen yani hukuk devleti diye tabir edilen ama kapitalist rejimler altında yürüyen bir hukuk devletinde ve tabii sadece yani kapitalist rejimden dolayı değil de bugünkü kültürel toplumsal kültürel evrimin geldiği aşama itibariyle de uygulamada bunun bir takım yani bu hukuk devletinin bir takım defoları, eksiklikleri, yetersizlikleri de olabilmektedir. Ve bunları daha çok yani soldan işte bir takım anarşizan akımlar, Marksist akımlar veya işte sosyalist akımlardan bunları şey ederek, bunları öne çıkararak bu hukuk devleti denen yani buradaki hukukun sahte olduğu, işte yabancılaştırıcı olduğu, insanın gerçek ihtiyaçlarını karşılamadığı, aldatmacı olduğu, manipülasyon olduğuna dair bir takım iddialar da öne sürülmektedir. Ama gerçekte şudur, yani bu iddiaların tümü yersiz değildir ve bu eleştiriler de gereklidir toplumda. Yani bu kültürel evrimin daha ileriye gitmesi ve hukukun gerçekte daha eşitlikçi, daha özgürlükçü bir zemine giderek getirilmesi bakımından, ki getiriliyor da giderek o yönde ilerleme oluyor. Bu bir evrim sürecidir. Yani mesela bu hukuk devletinde pek çok ülkede eskiden kadınların oy hakkı bile yoktu ama o zaman da yine bir hukuk devleti deniyordu. Veya işte ikinci sınıf vatandaşlar, köleler vardı Amerika'da mesela. Veya hala da yani mesela işte diyelim ki demokrasilerin en çok gelişmiş olduğu Avrupa'da, Batı Avrupa'da yabancıların hukuku acaba ne kadar gerçekte uygulanan hukukun içindedir gibi tartışmalar hala vardır. Ama bunlar peyderpey iyileştirilerek ileriye gitmektedir. Yani bu eleştiriler yersiz değil ama şu değildir. Yani onun alternatifi olarak getirilmeye çalışılan komünler halinde örgütlenen bir toplum bunun alternatifi değildir. Yani bu hukuktaki yetersizliklerin alternatifi giderek daha çok düzeltmelerle daha gerçekçi zemine indirilmesi ve toplumun bu şekilde daha ileriye götürülmesi olması gerekirken bazıları hayır, buradan bir gelişme çıkmaz, bir düzelme çıkmaz. Onun yerine komünler, doğrudan doğruya toplum kendisini yönetmelidir. Fakat bu gerçekte
Yani uygulanabilir bir toplum, yürüyebilir bir toplum olmadığı gibi bir uygulamaya geçildiğinde de şunlar görülecektir. Böyle komünlerle bir toplum yürütmeye çalıştığın zaman gerçekte yaratan, büyüten veya işte kazanan bir toplum olmayacaktır. Çünkü şu bir hayaldir. Yani işte her insan her işi yapabilir. Oysa bu bir ütopyadır, hayaldir. Yani bugün evrensel ölçekteki bilgiyi ve onu uygulama ancak uzmanlar eliyle olabilir. Her alanın uzmanları eliyle olabilir ve bu da ister istemez bir o komünün işlerini yapacak bir bürokrasiyi gerektirir. Dolayısıyla bir de tabii merkezileşme gibi bir sorun vardır. Yani merkezi olarak toplumun örgütlenmesi ve hem kültürel hem bilgi hem de ekonomik olarak merkezi olarak bütün komünün beslenmesi ve komünün içinde bunun dağıtılması meselesi de yine bu hani komün derken yani ulus devlet anlamdaki bir komünü söylüyorum. Bütün bir ulusu söylüyorum. Yoksa bunlar komünler eliyle böyle bir dağılımın yapılması mümkün değildir. Yani böyle bir bürokrasinin olmadığı bir siyasal yapıda kazanan ve büyüyen bir toplum olmaz. Toplum batar, geriye gider, çürüme başlar. Ama aynı zamanda bilginin dağılması itibariyle, ekonomik kaynakların dağılması itibariyle, kültürün dağılması itibariyle de bu mekanizma sağlanmış olmuyor. Daha önemlisi de toplumun üyeleri gerçekte hani komün deyince işte eşit üyelerin birleştiği, karar aldığı, birlikte karar aldığı, birlikte tartıştığı gibi bir böyle şey verilir. Romantik bir görüntü verilir. Ama gerçekte son derece totaliter bir durum ortaya çıkar ve daha önceki videolarımda da belirttim. Yani bireylere özgürlük alanı kalmaz. Yani sen siyasal alanla hani siyasal alanı siyasal devlet diye de tarif edilen siyasal temsilcilerin işi yönetmek, bürokrasiyi kontrol etmek ve yönetmek ve toplumun bu temelde ihtiyaçlarını karşılamak. Ama komünler temelinde sen yaptığın zaman o zaman birey siyasal çalışmalar içinde yani bireysel ihtiyaçlarla siyasal çalışmanın, siyasal alanın şeyleri iç içe geçer ve hem bireysel özgürlük alanın kalmaz hem de siyasal alan bir bireysel alanın çatışma alanına dönmeye başlar. Bir savaş alanına dönmeye başlar. Öyle de olunca orada da yani yürümez ve o zaten yürümediği için de bir müddet sonra şöyle sonuçlara yol açmaya başlıyor. Bir kısım bu bir ya bir siyasal parti olabiliyor ya bir siyasal klik olabiliyor ya bazı siyasal şahıslar olabiliyor. Bunlar bir elit öne geçiyor ve bu elit toplumun tümünü kontrol etmeye başlıyor. Ve adeta orada bir totaliter bir yapı yani bir çeşit bir faşizm gibi bir çeşit totaliter bir yapı şekillenmeye başlanıyor. Ama bunlar olmamış mıdır tarih içinde? Olmuş. Yani bazı orta çağda hatta yeni çağda da mesela yeni çağda Amerika'da New England denen yerde böyle komünlere dayalı bir takım deneyimler var ve korkunç toplum orada ne hale geldiğine dair üzerinde bunların romanlar var. Yani bunlar gerçek bilgilere dayalı öyle şey falan değil. Yazılmış tutanaklarıyla, belgeleriyle, anılarıyla yazılmış şeylerdir. Dolayısıyla
Tabii daha başka deneyler de var. Yani onlar da incelendiğinde böyle sonuçların ortaya çıkacağı görülecektir. Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi tabii ki bir sosyalist hareket veya partinin işi sermayenin ihtiyacını değil, sermayenin ihtiyacına göre toplumu yönetmek değil, komünün genel ihtiyaçlarına, toplumun genel ihtiyaçlarına ve bu arada da toplumun çoğunluğunu oluşturan alt tabakaların kenarda kalmış, ihmal edilmiş, ezilen tabakaları esas olarak desteklemek ve öne çıkarmak. Hem ekonomik kaynak buraya aktarmak hem de kültürel olarak buraya kaynak aktarmak. Sosyalist bir partinin işi budur. Tabii ki bunu da yani demin söylediğim gibi komünün onayını alarak, genel olarak yani toplumun çoğunluğunun onayını alarak bunu yapar. Bir bunu belirtmek durumundayım. İkincisi yani şunu da belirteyim. Şimdi mesela bazı arkadaşlarım var, sosyal medyada görüyorum. Diyorlar ki yani ya sosyalizm şeyle bağdaşmaz. Yani milliyetçilikle bağdaşmaz. Eğer milliyetçiysen sosyalist olamazsın. Ya da sosyalizm yani ulusa faydalı bir şey değildir gibi bir yaklaşımlar falan var. Şunu belirteyim. Hani belki bu arkadaşların bir kısmı okumamıştır ya da belki de işte bilmiyordur. Bu anlayış faşist bir anlayış. Yani böyle zaten faşizm de oradan doğdu. Yani şuradan doğdu faşizm. Nereden doğdu faşizm? Şimdi 19. yani uluslaşma süreci bir evrimsel süreçtir dediğim gibi. Yani devam edip giden bir süreçtir. 19. yüzyıldaki bir takım endüstrideki, ekonomideki bir takım gelişmelerle birlikte hızlı bir büyüme oldu ve o büyümeden hareketle o zamana kadar altlarda şu veya bu şekilde duran tabakaların bir katılımı, ulusa bir katılımı, hem kültürel bakımdan bir katılımı oldu, hem ekonomik bakımdan bir katılımı oldu, hem de bunların siyasal olarak da katılım talepleri olmaya başladı. Şimdi faşist ideolojiler buna karşı bir tepki olarak, bir reaksiyon olarak ortaya çıktılar. Ya ne oluyor? İşte toplum bozuluyor, ulus bozuluyor, değerler kayboluyor, toplum dağılıyor, çürüyor, çözülüyor kaygılarıyla bazı elitleri, siyasal partileri göreve çağırma, gelin tutun toplum, millet işte dağılmasın kaygısıyla böyle faşist ve onlar tabii şiddet, bir takım şiddetlerde zor ve şiddette uygulayarak toplumu ele geçirdiler, terörize ettiler, toplumu ele geçirdiler, bastırdılar bu alt tabakalardan gelen talepleri bastırdılar ve bu şekilde iktidarları ele geçirip korkunç faşist uygulamalar yaptılar. Yani ulusu, toplumu kurtarayım derken toplumu uçuruma götürdüler, mahvettiler toplumu. Böyle şeyler. Dolayısıyla bu tür yaklaşımlar son derece yanlış yaklaşımlardır. Farkında olmayabilir bizim bazı Türk milliyetçisi kardeşlerim. Şunu bilmelidirler ki sosyalizm bana göre tabii kendileri itibariyle diyebilirler ki yani sosyalizm değil de kapitalizm daha uygundur. Bu ulusal komüne ya da bu ulusal devlete ya da ulusa bunu söyleyebilirler yani bunda ama sosyalizm zararlıdır, uymaz denildiği takdirde bu faşizm olur. Aksine sosyalizm nedir yani sosyalizmin şeyi? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, ulusun kendisi. Ulus dediğin zaten bu. Özgür, eşit, evrensel bireylerden oluşmuş bir topluluktu ulus. Ve ulusun hem sloganları da özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Özgürlük, eşitlik, kardeşliği en iyi şekilde zaten savunan, yerine getirmeye çalışan sosyalist harekettir. Yani sosyalistlerdir. Yani eşitliği tam gerçek eşitliği yani öyle
sadece soyut olarak hukukta kalmayan ama gerçek hayatta maddi zeminde, kültürel zeminde de eşitliği insanlara komünün bazı imkanlarını aktararak eşitliği sağlamaya çalışanlar da zaten gerçekten sosyalist hareketlerdir. Dolayısıyla doğru olanı böyle işte birbirini dışlama değil, yani herhangi bir siyasal akım, muhafazakar veya liberal veya işte kapitalizmi savunan herhangi bir siyasal akım diyebilir ki, yani biz sosyalist hareketten daha iyi bu komünü yönetiriz, daha iyi büyütürüz diyebilir. Ama sosyalist hareket bu komüne yakışmaz, bu devlete yakışmaz, bu ulusa yakışmaz demek doğru bir tutum değildir. Bu arada ben bir sosyalist olarak kendi tutumumu da bu noktada açıklamak isterim. Ben de sosyalizm yegane bir komünü yönetmede, bir komünü ileriye götürmede, büyütmede yegane ideolojidir, yegane siyasal projedir diye bir iddiada bulunamam. Bilimsel bir iddia olmaz her şeyden önce. Çünkü bilimsel bir şeyin, bilimsel bir ya da bilimin kıstaslarını göz önünde bulundurarak daha ileri süren bir düşüncenin her şeyden önce eleştiriye açık olması lazım. Yani eleştirilebilir bir düşünce ise o düşüncenin bilimsel veya işte kayda değer bir değeri vardır. Yoksa eğer eleştirilemez, işte tek doğrudur, bitti. Hani Marx'ın böyle bir yaklaşımı vardı bildiğimiz gibi. Böyle bir yaklaşım şüphesiz bilim dışı ve tarih dışı aynı zamanda bir yaklaşım olur. Bu her şeyden önce şu bakımda, yani ben hani bir sosyalist proje ortaya koyuyorum, bir sosyalist paradigma ortaya koyuyorum, bir sosyalist program ortaya koyuyorum ama bu kendi içinde ne kadar sosyalist? Bir kere bu bakımdan bir tartışma konusu olması gerekir. Yani sosyalistler, başka sosyalist akımlar, şahıslar, entelektüellerin buna bir eleştirisinin olması gerekir. Ne kadar gerçekte bu bana Tanrı'dan gelen bir şey değil. Ya da Marksistlerin yaptığı gibi işte diyalektik ve tarihsel materyalizm dedikleri tarihten gelen bir onlara göre bir doğru değil. Yani tarihin getirip senin önüne koyduğu al oku ve bu tek doğrudur dediği bir şey değil. Ben sonuçta çeşitli bir fikir ortamında oluşturmaya çalıştığım proje ve programdır. Bunun kendi içinde ne kadar doğruya yakın olduğu bir kere tartışma konusudur. İkincisi, kendi dışımız itibariyle, yani onu da kabul etmek lazım. Şimdi kendi dışımız itibariyle, yani sosyalist akımların, sosyalist projelerin ve sosyalist programların dışında kapitalizmin de çeşitli kapitalist rejimleri de savunan çeşitli projeler var. Şimdi yani bu projeler, biz o projelerden daha doğruyuz diyoruz. Ama bu projelerin de mutlak biçimde tümüyle yanlış olduğuna dair bir iddiada da bulunamayız. Çünkü şöyle, şundan dolayı bulunamayız. Sonuç olarak şunun bilinmesi lazım. Bu projelerin hepsi ulus devletin kültürü içinde ortaya çıkan projelerdir. Yani kapitalizm de ulus devletin kültürü içinde ortaya çıkan bir rejim, bir sistem, bir ekonomik, sosyal durumdur. Dolayısıyla yani öyle olabilir ki mesela diyelim ki sosyalist bir projeyle sen alt tabakalara, kenarda kalmış tabakalara belirli kaynaklar aktarırken bazı kültürel olarak yani mesela diyelim bazı
olumlu gelişmeler sağlayabilirsin ama bazı bakımlardan bir takım şeyleri ihmal edebilirsin. Çünkü bu sonuçta bir ihmalle sağlanabilecek. Yani bir tarafı bazı noktaları ihmal etmekle sağlanabilecek bir şeydir. Aynı şekilde ekonomik olarak da yani sen bazı ekonomik şeyleri aktarırsın ama genel büyüme bakımından belki bazı imkanları ihmal edebilirsin. Elden kaçırabilirsin. Dolayısıyla benim anlayışımdaki bir sosyalizmde benim dışımda da bir takım sosyalist akımlar, partiler olabileceği gibi benim dışımdaki kapitalizmi savunan partilere de benim düşman olmamı gerektiren, yani rekabet var, rakibiz. Onlar kendi doğrularını, biz kendi doğrularımızı topluma sunuyoruz ve bu şekilde bir yarışma içindeyiz. Ama onları düşman kategorisinde görme anlayışının doğru bir anlayış olmadığını, onların da bana göre toplumun büyük bir kısmını, özellikle alt tabakaları ihmal eden bir yaklaşımı olmakla birlikte başka bazı bakımlardan pekala topluma hizmet etmek durumundadırlar. Etmek durumundadırlar zaten. Yani bunu sadece yani bugünkü çağdaş partiler itibariyle söylemiyorum. Bunu ağalar, beyler, paşalar, krallar bile yapmak zorunda kalmışlar. Yani uluslaşma ve evrenselleşme süreci, ulus devlet süreci başlamasından itibaren hiçbir ağa, bey, üst sınıf, kral bunun toplumun bütününe hizmet edecek şekilde kendisini revize etme, kendisini reforme etmekten kaçınamamıştır. Kaçındığı takdirde zaten tarihin dışına düşmüştür. Yani silinip gitmiştir tarihte. Dolayısıyla hani kapitalist partiler, kapitalist rejimi savunan partiler olabilir ama onların da şuraya bu şekilde ulusal, genel olarak ulusal komüne bir hizmet biçimi altında ve sorumluluğunda olduklarını bilmemiz lazım. Bunun demin de söylediğim gibi tek istisnası şudur. Ulusal komünü, ulusal devleti yok etme yönünde bir takım eylemler noktasına gidildiği durumda ancak bunlar normal rakipler ötesinde düşman kategorisinde değerlendirilebilirler. Bu herhangi bir siyasal akım bakımından böyledir. Dolayısıyla bu şekilde genel olarak benim sosyalist anlayışım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Bu arada bu şekilde yayınımı bitirmiş olayım.